ilerleyen dakikalarda tekrar bağlanacağız. Gerçekten büyük bir alandan bahsediyoruz. Murat da rakamları verdi. Zaman zaman onları telaffuz etmeye de devam edeceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanındaki heyetle birlikte, ki yabancı devletlerin devlet başkanları da buradalar, onlarla birlikte yeni havalimanı hakkında bilgi almaya ve gezmeye devam ediyor. Dedik ya, çok büyük bir alan diye. Hani bugün şöyle ben ifade edeyim. Protokol kapısından girip de buraya gelen servislere binip buraya gelmemiz, bu alana gelmemiz, yani kapının girişinden buraya gelmemiz yaklaşık 15 dakika sürüyor. Elbette bazı akreditasyon işlemleri vardı ama burası tam olarak tam kapasiteyle çalışmaya başladığında gerçekten çok büyük bir alan olacak. Haberlerimiz içerisinde zaten bunun detaylarını aktaracağız ama bugün Cumhuriyet Bayramı elbette. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, 95. yılımızı gerçekten coşkuyla kutladık bugün. Sadece burada değil, tüm yurtta böyleydi. Zaten öyle de olması gerekiyordu. Çünkü ne kadar zorluklarla, ne kadar güçlüklerle, ne kadar çok kan akıtılarak kurulduğunu benim anlatmama zaten gerek yok. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu büyük zorluklar 95 yıl boyunca aslında devam etti. Demokrasiyle taşlandırdık Cumhuriyeti ve 95 yıl boyunca acısıyla, tatlısıyla, güzel günlerde, kötü günlerde yaşadık. Ama bugüne geldik. Bugün çok önemliydi ve bugün Ankara'da, Cumhuriyet'in ilan edildiği yerde de elbet törenler vardı. Bir bakalım, tekrar devam edeceğiz. Devlet erkanı Cumhuriyet'in 95. yıl kutlamaları için atanın huzurunda buluştu. Anıtkabir'deki resmi tören Aslanlıyol'daki yürüyüşle başladı. Önde Başkan Erdoğan, arkasında devlet erkanı Anıtkabir'e giriş yaptı. CHP, MHP ve İyi Parti liderleri Başkan Erdoğan'ın arkasındaydı. Aslanlıyol'daki yürüyüşün ardından mozoleye gelindi. Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarılarında bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun. Erdoğan Anıtkabir'den ayrılırken makam aracına Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı da aldı. İkili külliyeye birlikte geçti. Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı ile ilgili tebrikleri külliyede kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Sabah Anıtkabir'deki törene katılan CHP ve İyi Parti liderleri tebrikat kabulünde yoktu. Devlet Bahçeli ise kurmaylarıyla birlikte tam kadro Beştepe'deydi. Törende dikkat çekici anlar da yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erdoğan'ı tebrik ettikten Türkiye sonra tam yerine Başkan geçecekti ikili. Ki geri döndü. İkili ayaküstü sohbet etti. Türkiye tebrikat Millet alanındaki Meclisi bu tabloysa habercilerin dikkatinden kaçmadı. O tabloda 24 Haziran seçimleri sonrasında külliyede gerçekleştirilen göreve başlama törenine katılan dünya liderlerinin tebrik mesajları yer alıyordu. Pano Erdoğan'ın hemen arkasındaki duvara asılmıştı. Bugün önemli bir gün dedik. Çifte kutlama var dedik. Resepsiyon burada yapılıyor. İstanbul Havalimanı'nda, ki adı bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İstanbul Atatürk Havalimanı da işlevine devam edecek. Belki biraz daraltılacak. Çevresinde bir millet bahçesi oluşturulacak. İstanbul Atatürk Havalimanı da orada hizmet vermeye devam edecek. Havacılık manasında detayları önümüzdeki günlerde elbette ki öğrenip size aktaracağız. Resmi kutlamalarla devam edelim derken şöyle bir şey de aslında bir... O kadar güzel bir görüntü vardı ki bugün arkadaşlarımızın tespit ettiği Anıtkabir'de. Resmi kutlamaları aktardık ama bir de elbette bizlerin, Cumhur'un kutlaması var. Vatandaşların ziyaretine açıldı Anıtkabir. Her zamanki gibi hınca hınçta oldu. Ve ayakta durmakta zorlanan bir çifti getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Yaşları 80'in üzerinde ve Cumhuriyet'in belki de simgesi onlar. Ve o güçsüz ayaklar, aslına bakarsanız yüreklerindeki güçle o merdivenleri öyle bir tırmandı ki aslında hepimizi heyecana sevk eden şey buydu. Anıtkabir'de yaşanan heyecan kortej yürüyüşünde de devam etti. Hem o çifti görelim hem de o korteji bir izleyelim. Neler hissettirdi buraya gelmek size?
Her yıl geliyorum, her yıl. 23 Nisan, 29 Ekim, Tümbal. 10 Kasımlar, hepsinde buradayız biz. Hava soğuktu. Ayakta durmakta bile zorlanıyorlardı ama ne soğuğa ne de yaşlarına aldırış ettiler. El ele verdiler ve soluğu atanın huzurunda aldılar. 88'e giriyorum. Dile kolay, 90'a merdiven dayamışlardı. Yaşları Cumhuriyet'in yaşına yakındı. Merdivenleri birbirlerinden ve bastonlarından güç alarak ancak çıkabildiler. Her yıl geliyorum, her yıl. Çok gurur duyduk kendimizle, atamızla. Çok güzel bir gündü. Yaşlı çift gibi Cumhuriyet Bayramı'nda on binler özlem ve hasretle bir kez daha atasına koştu. Anıtkabir sadece Ankaralıların değil, yurdun dört bir yanından 7'den 70'e her yaş grubundan ziyaretçi akınına uğradı. Aksaray'dan geliyorum. Atatürk'ü ziyarete geldim. Sevincimizi, gururumuzu burada yaşamak için geldik. Heyecan 95. yıl kortejinin geçişi sırasında daha da arttı. Cumhuriyet Bayramı coşkusuna Türk Silahlı Kuvvetleri bando ekibi de renkli marşlarıyla eşlik etti. Çok etkileyici, sanki o zamanları yaşıyor gibi hissediyoruz. Geçmişten günümüze olan her şeyi sırasıyla burada görüyoruz. Yani bence milletçe gururluyuz, mutluyuz. Kortejin hareket noktası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Ankaralılar ulusa, birinci meclise kadar yürüdü. Kortej yürüyüşüne şanlı Türk ordusunu temsilen atlı tören kıtası da eşlik etti. Eşini, çocuğunu alan korteji izlemeye geldi. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Evet, gerçekten çok etkileyici görüntülerdi. 88 yaşındalar, her yıl geliyoruz dediler. Ne mutlu gerçekten de. Onları gördükçe bizim de coşkumuz arttı. Herkes ataya koştu, atasına koştu teşekkür için. Biz de teşekkür ediyoruz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına bugünü bize bahşettikleri için.